Merhabalar, ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4D derslerinde bu dersimizde noktaları birbirine çakışık hale getirme, kaynaklama işlemini, veled vertices işlemini inceleyeceğiz ve bu dersimizde kullanacağımız aslında araç karakter modellemede veya bir ürün modellemede farklı farklı modelleme konularında çok önemli ve temel bir araç aslında vertexleri birbirine kaynaklama. Bu işlem sonucunda aslında bazı eksikleri göreceğiz. Hem Cinema 4D'de hem de genel olarak Weld Vertices kısmında yapamadığımız çalışmaları nasıl yapabileceğimizi, farklı araçları nasıl kullanabiliriz ve keşfedebiliriz, bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz direkt dersimize geçiş yapalım. Şimdi dersimizin örneğini beraber tasarlamak için öncelikle şöyle bir silindir getireceğim ve bu silindiri şöyle boyutlarını arttırıyorum, çapını. Belki Minions filmini, animasyonunu izlemişsinizdir. Orada Minions'lar aslında bir silindir ve üstünde bir küre halinde tasarlanıyor. Sanki o mantıkla burada bir karakter modellemesine eğer ilginiz varsa böyle adım adım girişte yapabiliyor olacağız. Şimdi şöyle bir küp getirdim. Öncelikle şuna dikkat edelim. Şurada normalde bizim Grand Shading Lines dedim. Burada line'ların sayısını 8'e indiriyorum. Şimdi bunun üstüne bir küre getireceğim ve küreyle bunu birleştirmek istiyorum. Bu noktada şöyle yani genel olarak bunların boyutlarını tabii değiştirebiliriz. Birebir yapabiliriz ama ben göz kararı ilerleyeceğim. Ve şuradan Make Editable dedikten sonra şu üstündeki poligonları şöyle Shift'e basılı tutarak siliyorum. Delete'e bastım. Daha sonrasında bir sphere getiriyorum. Sphere'i şöyle yukarı doğru taşıdım. Bunun sayısını da segmentleri de 8'e indiriyorum. Daha sonrasında şöyle T'ye basıp biraz scale ettim. Bakın ne kadar birbirine aslında yakın oluyor bunlar. Ve bunları birleştirdiğimizde aslında ortaya benim elde etmek istediğim şeyi getirebileceğiz. Şöyle biraz üstünde dursun bu. Peki daha sonrasında silindirin şu aşağıdaki silindirin görünümünü bir kapatacağım. Şuradan. Ve bunu editable yapıp buradaki sphere'i alt kısmında kalan geometrileri ortadan kaldıracağım. Şunu tabii rectangular selection dedim. Ve daha sonrasında şöyle aşağı kısımda kalan bütün geometrileri buradan da delete diyebilirsiniz veya direkt backspace delete bütün araçları çalıştırabilirsiniz. Peki, şimdi silindir ve sphere'ı ayrı ayrı şu an tanımladık. Bunun ikisini seçip CTRL ile ne yapabiliyorduk? Connect objects ve delete. Yani ikisini birleştir ve dışta kalanları ayrı ayrı objeleri sil. Şimdi burada bütün hepsini bakın ayrı ayrı şurada noktaları görebiliyoruz. Live selection dedim. Bakın bu noktaları seçip birbirine birleştirebiliriz. Nasıl yapacağız bu işlemi aslında? Şimdi şöyle iki noktayı seçtim. Live selection veya rectangle selection'la. Şöyle ikisini birden seçtim. Daha sonrasında sağ tık weld diyorum. Bakın 3 farklı kaynaklama yöntemi var. Eğer ortasına basarsak yani boşluğa basarsak ikisinin midpoint'inde yani ortasında birleştirecek. Alt kısma basarsak altta, üste basarsak üst kısımda. Yani 3 farklı yöntem var aslında bu kaynaklama yöntemi için. Şimdi alt kısımda birleştir dedim mesela. Ama böyle bir yöntemde bakın normalde bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz evet. Ama tek tek bunları seçmemiz gerekiyor. Yani biraz işimizi uzatan bir şey. Tekrar Weld'e gelip bunu birleştir dediğimde alt kısmında. Bakın bu yöntem bunun için evet kullanılabilir. Ama başka yöntemler de var. Bunları nasıl bulabiliriz? Şimdi hatırlarsanız kenar kısmından U'ya basıp L dediğimde loop selection yapabiliyordum. U, L ise loop selection'dı. Bakın loop olarak seçtim. Shift'e bastım, üstü de seçtim. Şimdi sağ tık diyorum. Burada Stitch and Sieve diye bir komut var. Şimdi bu komut ne işe yarıyor? Bu gibi H şeklinde birleştirilen loopları direkt birbirine bağlayabiliyor. Nasıl? Şöyle
şu noktadan şu noktayı tuttum. Bakın orayı direkt buna getirdi ve yapıştırdı. Şu şekilde. Bu işlem bu parça için çok daha rahat. Yani buradaki bütün araçları biraz inceleyebilirsiniz. Hangisi ne yapar? Üzerinde yazan ikonları inceleyerek ihtiyacınız olan şeyi tek tek yapmaktansa bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Bu komutta başka neler var? Shift'e basıp bunu birleştirdiğinizde aynı bridge gibi, tekli bridge gibi buraya bir bridge atıyor. Bir face daha atıyor. Eğer CTRL'ye basılı tutarsanız tam ortasında birleştiriyor bunları. Veya direkt hangisini hangisine götürürseniz ona göre birleştirme yapabiliyorsunuz. Biraz hızlı anlattım bunu ama sizin de deneme yanılma yöntemiyle yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunu üsttekine şöyle alttakine getirdim ve yapıştırdım. Hemen şuradan bir kontrol edelim bunlar doğru çalışıyor mu diye. Şöyle bir noktasını seçtim ve hareket ettireceğim. Tabii şunu Enable Axis'i kapatıyorum. Bakın birleşti. Tam olarak hani istediğim geometri de bu şekildeydi. Bunu yapmak istiyordum ben de. Onun dışında tabii Weld Vertices aracını çok farklı çalışmalar için de kullanabiliyoruz. Örneğin şöyle getireyim geometrimi. Şu noktayı Backspace ile sildim. Mesela burada alt kısımda bir ekstra geometri oluşturmak istiyoruz veya farklı bir birleştirme işlemi yapmak istiyoruz. Şimdi Weld Vertices'i burada rahatlıkla kullanabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle iki tane noktamızı seçiyorum. Daha sonrasında Weld Vertices deyip bunları bakın ikisinin ortasında da birleştirebiliyorum. Veya bu geometriyi bu geometriye şöyle itme yöntemiyle. Eğer hangisini birleştirmek istiyorsanız o şekilde geometri birleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında yine seçim yapmak gerekiyor. Shift'e basıp tabii Weld Vertices seçilirken onu yapamıyoruz ama şöyle Live Selection'dan yeni oluşan noktalar için şöyle Weld Vertices diyorum. Ve bunları da burada birleştir diyorum. Şu şekilde geometriler oluşturabiliyoruz. Tabii bunlar ne işimize yarayacak? Yapmak istediğimiz hani projeyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir tasarım yapmak istiyoruz? Ona göre bu araçların hepsini kullanabiliyor olacağız. Onun dışında direkt poligonları da weldleyebiliyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Şöyle getirelim. Şöyle E'ye bastım. Örneğin şurada büyütüyorum bunu. Şu iki poligon arasında birleştirme yapmak istiyorum ve şu iki geometriyi hemen sağ tık Connect Objects and Delete diyorum ve bunların artık poligon seçimi ikisi beraber olabiliyor. Mesela şuradaki geometriyle poligonla şuradaki poligonu Shift'e basıp seçtim. Daha sonrasında Weld diyorum. Şu an aracım seçili. Bakın bunu buraya da getirebilirim. Şöyle birleştirebiliyoruz. Tabii böyle bir tasarım teknik olarak mümkün, yapılabiliyor ama uygun bir tasarım değil. Yani demek istediğim böyle bir poligon modellemeyi aslında hiç kullanmıyoruz. İhtiyacınız olursa diye göstermek istedim. Ama genel olarak bu tasarımları rahatlıkla mantığını kavradığınızda o noktaları birbirine weldleyebiliyorsunuz. Tabii bu gibi durumlarda örneğin şöyle. Tekrar noktalara, vertex'lere geldim. Rectangle Selection dedim. Mesela şuradaki noktaları scale ediyorum. Scale ettiğimde tabii birbirine çok yaklaşıyor. Ama bunlar tamamıyla tek bir vertex haline gelmiyor. Eğer öyle bir tasarım yapmak istiyorsanız Weld Vertices'i kullanarak birbirine birleştirme işlemini işte o zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin şu iki nokta için ortasında ve daha sonrasında şu iki nokta için ortasında birleştirme yapıyorum. Ve dilerseniz daha sonrasında bunların ikisini de birleştirebilirsiniz. Yani kaynaklama aracı ne gibi işimize yarayacak bizim? Şöyle birleştirdim. Tek bir nokta haline, vertex haline getirdim. Bunu artık tek bir vertex olarak kullanabiliriz.
Örneğin karakter modelleme üzerine çalışıyorsanız, karakter modelliyorsanız, onun kol kısmı ayrı modelleniyor ve omuz kısmı ayrı modelleniyor. Tam olarak o kol ile omuz kısmını birleştirmek istediğinizde işte bu iki gösterdiğim weld aracı, kaynaklama aracı veya stitch and sieve aracı tam ihtiyacımız olan şey oluyor. Bunları biraz irdeleyebilirsiniz. Yapacağınız projeye uygun bu araçları kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bu sadece Cinema 4D için geçerli değil. Bu araçlar bütün 3D tasarım programlarında var. Hatta oluşturduğum Fusion 360 eğitimlerinde ve diğer programlarda da bu araçlar aynı mantıkta aslında Weld diye geçiyor. Vertex'leri birleştirme, kaynaklama üzerinden yapabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı bir eğitim serisi oluyordur. Yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bu eğitimler sonrasında da daha ileri seviye, genelde animasyon üzerine çalışmalar yapacağımız bir kurs hazırlamaktayız. Eğer sizlerin de ilgisini çekerse kurs sonunda bunun tanıtımını yapacağım. Sorularınız olursa da lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Instagram üzerinden ve Facebook grupları üzerinden Yakın Kampüs'ü takip edebilirsiniz. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.